Merhaba Gole başlıyoruz. 10. sezon 20. program. Madem ki 20. program dedik, özel bir program yapalım. Geçen hafta güzel oyunun sanat eseri hareketlerini işlemiştik. Bu kez dedik ki 90'lara gidelim. 90'larda futbol dünyasına katılan kural değişikliği, takımlar, futbolcular, aksesuarlar, aklınıza gelebilecek her şeyi gol programında 90'larla ilgili işlemeye çalışacağız. Bir şey söyleyeceksin Mert Aydın. Yani izleyicilerimizden de katkıda bulunmak isteyenler yollasınlar şeye. 90'larda futbol diye de bir etiketimiz var. Yönetmenimden de rica edeyim İlker'den. 90'larda futbol etiketiyle yazdığınız takdirde konu başlıklarıyla ilgili aklınıza gelenleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen başlıyoruz. 90'larda futbolun seyrini değiştiren bir takım olaylar yaşandı. Ama kural değişikliği, ama format değişikliği birincisi. Şampiyonlar Ligi kuruldu. Bu maç ilk, önemli. Şampiyonlar Ligi'nin ilk finali. Şöyle format ilginç bir durum var. Aslında format değişikliği bir yıl önce yapıldı. DSF. Adı bu yıl değişti. Yani gruplu olarak 91-92 sezonunda Barcelona'nın işte Sampdoria'yı finalde yendiği maç aslında gruplu statüyle oynanan ilk turnuva. Ama adı Şampiyonlar Ligi 92-93 sezonunda oldu. Evet. Bu da biraz önce gördüğünüz maç. Milan Basilboli'nin golüyle kazandığı ilk mücadele. Ve de başka bir özelliği daha var. Marco van Basten'in oynadığı son resmi maç. Bu da... Bir daha da dönemedi futbola. Evet. Ya o maçta sakatlanmadı. Daha önceki sakatlıklarından dolayı son maç olarak da tarihte yerini aldı. Geçiyoruz bir diğer grafiğimize. Kaleciye pas. Bir kural değişikliği 1992 yılında yapıldı bu kural değişikliği ve büyük farklılıklar yarattı. Evet. Gerek oyunun akışında gerekse kalecilerden beklentilerde. Evet, bu aslında ilk etapta işte Danimarka'nın Avrupa Şampiyonluğunda özellikle çok fazla Schmeichel'a verilen geri paslar. Evet. Konuşulmuştu. Onlar da 90 oldu. Dünya Kupası'ndaki bu temposuzlukta. Evet. Ama çok ilginç. Bu kurala ilk itiraz eden de hücum futbolu deyince akla gelen ilk adamdı. Johan Cruyff. Ben oyunun belli bölümlerinde oyunu açmak için topu kaleciye atmak durumundayım. Kalecinin degajlarına ihtiyacım var oyunu açmak için. Bu benim oyunumu zora sokuyor diyerek o da çok farklı bir yaklaşımda bulunmuştu. Yani... İtiraz etmişti. Yani benim oyun şeyimde topun kaleciye anlaştım. Geri verilmesi de. Tabii daha sonra öyle oldu ki yine Johan Cruyff'un sistemindeki takımların kalecileri iyi ayaklı kaleciler olmaya başladılar. Ama ilk etapta çok ilginç. Yani hani buna daha defansif oynayanlar değil de Johan Cruyff'un ilk itiraz etmiş olması da ilginç noktalardan bir tanesiydi herhalde. Evet, bence bunu yani biraz bu... şeye de benzetiyorum. Basketbolda 30 saniyeden 24 saniyeye inmişti ya. Arkadaşlar bunların hepsinin ayrı ayrı evet. Spotu da var. Hücum süresi. Oyunu hızlandıran bir şeydi. Bu da öyle çünkü kaleciler de maşallah topu aldıktan sonra geri vermezlerdi. Yani Tabii bir alır önüne gider yine bir baskı yapılır yalandan topu eline alsın diye. Sonra alır sonra yeniden bırakır. Bir kere kaç kez daha dürter vesaire vesaire. Gerçekten de şimdi düşününce aklına ilk kimin geldiyse harika. Neredeyse offside kuralının, biraz sonra onu da konuşacağız, pasif offside kavramının hayatımıza girmesi. Böyle sorar yani gözlerle bak. Yani aslında 90'larda asıl gündemimize giren ikinci oyuncunun da offside'ı, yani ikinci hizanın offside sayılmaması. Daha yani o da ciddi anlamda oyuna etki eden bir şey. O grafiği de verelim. 3 o zaman değişiklik. Offside kuralında yapılan hala günümüzde de düzenlemeler yapılıyor ama bu çok ciddi bir düzenlemeydi. Yani birçok kişi hatırlamıyor offside, şu anda eskisini. Evet. Eskiden öyleydi. Hiza offside'tı. 1925'te gelişimi içerisinde 3 oyuncudan 2'ye düştü. 90'larda 65 yıl sonra hizanın offside olmamasına karar verildi. Onside olmasına karar verildi. Artı bir de hani bizim çocukluğumuzda şöyle bir durum olurdu ya da gençliğimizde. Yanarken bayrağı kaldırır ve oyuncuya göre, bölgeye göre uzak
tarafı işaret eder, orta işaret. Şimdi artık öyle bir durum oldu ki evet. topa değmek, oyun içinde olmak buradan da başlayan bir gelişim aslında. Doğru, doğru. Bu açıdan yani pasif offside belki yanlış bir kavram mı oldu pasif offside 90'larda? Daha önce pasif offside vardı çünkü ben hatırlıyorum. Ya şöyleydi. Yoktu yani köşedeki adam bile yine offside de, olsa top ki. Buraya atılsa ya da çok, mesela bazen çok özellikle belli ederdi oyuncular, o zaman kaldırmazlardı. Yani bakın ben topla hani böyle terse doğru koşarlardı. Doğru. Terse doğru, sırf bunu belirtmek için, şimdi ona ihtiyaçları yok. Evet. O zaman terse doğru koşarak benim topla ilgim yok mesajını vermek zorundalardı. Tabii artık o aktif pasif kavramları alana döndü. Sonrasında oyuna müdahale artık uç noktasında topa müdahalesi bekleniyor. Gerçi bazı pozisyonlar oluyor ki işin içinden çıkmak çok kolay değil. Topa müdahale etmiyor ama oyuncu bariz şekilde. Şöyle bir şey var. Kural kitabında aslında hala oyuna müdahale ettiğin anda dokunmasan bile topa offside görünüyorsun. Ancak hakemlere, federasyonlara yollanan memorandumlar var. Evet. Onlarda gösterilen neredeyse senin söylediğin gibi topa dokunmazsa offside kaldırmayın. Ama neredeyse yani. Evet, evet. Neredeyse hani ona yakın bir yorum kullanmaya çalışıyorlar. Bir de bir şeyin daha yanlış olduğunu tekrar söyleyelim. Offside kalkarsa gol sayısı artmaz yani, onu söyleyelim. Offside evet. Çünkü aslında gol sayısını arttırmak için kullanılan bir şey. Sen Marco van Basten bundan seninle mi birlikte yapıyorduk? Yok, Güntekin'le birlikte yapıyorduk golü. Ha evet, onu, evet. Yani hele Marco van Basten'den belki böyle şey. Belki orada şunu demek istemiş ve hani çeviride kaybolmuş olabilir. Hani Flemenkçe'den İngilizce'ye çeviride falan. Biz de öyle bir ceza şey alanı içinde offside'ı kaldırabilirsiniz. Bu bir yöntem olabilir maç içinde. Evet. Çünkü ceza alanı genelde, şimdi offside dediğimiz olay genelde ağırlıklı olarak ceza alanı dışında oluyor zaten. Çünkü oyuncunun hareketlenmesi. Ya da offside'ın amacı ne? Offside'ın amacı ileride beleş kimse beklemesin. Beleş zaten beklediği zaman da ceza sahasına yıktığın zaman o beleş yani amacını aşmış olmuyor offside. Evet. Yani kaldırmak. Beleş beklediğin zaman yanına mecburen adam, birisi ya yanaşıyor. O zaman da daha defansif bir görüntü oluyor. Evet, bu konuda mutabık olduğumuza göre değişikliklerden birisi de büyük turnuvalardaki takım sayısının artması. Zaten aslında periyodik olarak bir artış var. Mesela yani 1976 Avrupa Şampiyonası'nda 4 takım finale sonra katılıyor. Uzun sonra 8 takım oldu. Şimdi şöyle bir şey de oldu. Tabii ki 90'ların şöyle bir özelliği var. Biz burada mesela grafiği de verebiliriz. Tarih programı yapıyor olsaydık 90'larla ilgili ilk söyleyeceğimiz şey neydi? Sovyetler Birliği'nin dağılması, Yugoslavya'nın dağılması, doğru. Hatta Çekoslovakya'nın da ikiye bölünmesi. Evet. Şimdi sadece Avrupa'nın içinde ve tabii ki Sovyetlerin dağılması Asya'da da takım sayısını, ülke sayısını çoğalttı. Doğal olarak ülke sayısı çoğaldı. O zaman 8 yerine 16'ya çıkarmaya karar verildi ve bizim de işimize geldi bu. Euro 96'ya biz de katıldık. 16 takım oldu. Dünya Kupası da bir süre 24 takımla giderken 1998'de 32 takıma, bugün de devam eden, bundan sonraki kupalarda biraz daha değiştirecekler ama 32 takıma çıkması da yine 90'lı yıllara tekabül ediyor. Evet. Turnuvanın böylelikle de hiç görmediğimiz birçok ülke Dünya Kupası'nda karşımıza çıktı. Avrupa Şampiyonası'nda da en son tabii 2010'lu yıllarda artık işin biraz da suyu çıktı diyelim. Evet. Ve bence en önemlisi, çok ciddi şekilde futbol oyunu asla bir daha eskisi gibi olmadı. Bosman. Doğru. Jean-Marc Bosman'ın hikaye de anlatalım. Oyunu değiştiren 5 olaydan bence en önemlisi sağ dışında. Çok popüler bir futbolcu değil zaten Jean-Marc Bosman. Alt lig oyuncusu. Yani bir de çünkü Belçikalı Bosman, Hollandalı Bosman vardır. Evet. Milli meşhur, takımda da oynayan çok da başarılı bir oyuncudur. O değil yani, onunla karışır hep. Liège takımında oynuyor. Ayrılmak istiyor takımdan. Gideceği takımda Dunkirk. Dunkirk. Nasıl okunursa Fransızca. Çünkü A takımdaki yerini kaybediyor Liège'de. Maaşı düşüyor ve takımdan ayrılmak istiyor. Bede, ancak Dunkirk bonservis bedeli ödemem diyor. Bosman da ben niye diğer işçiler gibi serbest dolaşım hakkına sahip değilim diye mahkemeye gidiyor. İşin içinde şu da var. Yabancı oyuncu olarak oynamak zorunda bir de orada. Evet. Orada da kurallar var. Yabancı yani... İzleyicilerimizin birçoğunun yaşı belki tutmayabilir ama 90'ların ortalarına kadar Avrupa'nın her ülkesinde yabancı oyuncu kuralı vardı. Evet. Ve hatta en çok da bundan mağdur olanlar İngiliz kulüpleriydi. Çünkü İngiltere'nin kendi içinde doğal olarak
Kuzey İrlandalı, İskoç, Gal, hatta İrlanda'da oynayanlar başka bir ülke olmasına rağmen çoğu Britanya vatandaşıydı, evet. Ve kendi ülkesi içinde İngiltere Ligi'nde bunlar yabancı olarak oynamıyorlardı. Yerli oyuncu statüsünde oynuyorlardı. Ama Avrupa Kupası'na gittiklerinde 3'tü galiba. 3 artı 1 miydi? Neyse yani o öyle olunca düşünsene. Evet. Bütün İskoçlar, Galler hepsi yabancı sayılıyor. İngiliz kulüpleri de dağılıyorlardı. Aslında şöyle diyeyim, Şampiyonlar Ligi 92-93 sezonunda başladı ama bence Şampiyonlar Ligi'nin şu andaki seviyesinde çıkışı Bosman kuralları sayesindedir. Çünkü Bosman kuralları sayesinde Şampiyonlar Ligi dünyanın en popüler organizasyonu oldu. Çünkü dünyanın en popüler futbolcuları serbest şekilde dolaşmaya başladılar. O zaman tabii çok büyük bir muhalefetle karşılaştı. Yani ben de dahil, ya olur mu kardeşim böyle şey, nasıl olur? İşte futbolun dinamikleriyle oynuyorlar, doğru teknik olarak düşündüğümüzde. Ama diğer taraftan da işin başka, şunu söyleyebiliriz. Bosman kuralları öncesinin şöyle bir güzelliği vardı. Günümüzde maalesef işte en çok konuşuyoruz ya, süper mega takımlar oluşamıyordu. Mega takımlar neden oluşamıyordu? Çünkü zaten yabancı sayı sınırlı. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela 80'li yıllarda İtalya Ligi, 80 ve 90'lı yılların en büyük yıldızlarını toplayan lig İtalya Ligi. 80'lerde ve 90'larda. 80'li yıllarda mesela Zico dünyanın en büyük futbolcularından biri Udinese'ye geldi. Mecbur, çünkü ikişer yabancı hakkı var takımların. Dağılıyordu onun içinde, geliyorsa Avrupa'ya. Şimdi Juventus'ta Boniek'le Platini var. Adam niye değiştirsin ki? Yani başka bir oyuncu almasının hiçbir anlamı yok. Zaten evet. Boniek'le Platini var. Çok da verim alıyorlar. Evet, Avrupa şampiyonu. Şimdi olmuş. Hatta şöyle söyleyelim. Milan'da da 87 yılında Milan Van Basten'le Gullit'i aldı. 88 yılında İtalya'da yabancı sayısı 3'e çıkarıldı. Rijkaard'ı aldılar. Inter'de Mateus, Brehme, bir de Diaz vardı. Evet. Sonra Diaz gitti, Klinsmann geldi. Onlar da 3 Alman oldular. 3 Alman 3 oldular. Ama yani 2'den 3'e çıkması bile bir olay olmuştu, evet, Bosman İtalya'da. Bosman kuralları bir yandan birçok şeye çok olumlu sirayet etti ama diğer taraftan yani bugün Paris Saint Germain kime para verirse versin şu takımı kuramazdı. Evet. O zaman da her sene farklı Avrupa şampiyonu, farklı çeşitlilik oluyordu. Çeşitlilik tabii. Olma ihtimali daha yüksek tutuyordu. Onu söyleyelim. Evet. Şimdi yeni bir fasıl açalım. Takımlar faslı. Unutulmaz takımlar. Şöyle ki tabii ki o dönem çok hakim takımları var ama bir de bizi şaşırtan takımlar var. Özellikleri olan takımlar var. Mesela 90'lar deyince Google'a girip 90'lar futbolu yazdığınızda karşınıza çıkan fotoğraflardan birisi Parma takımı. Evet. İki UEFA kupası olan o Parma takımı inanılmaz bir takımdı ki oradaki yıldızlar daha sonra gördüğünüz gibi sayalım, Sensini, Turam, Benarivo muydu o? Fiori miydi? Bogosian, Veron. Şimdi Dino Baggio. Buffon. Altta Chiesa. Divayo muydu o? Yok, o Divayo değil. Crespo. Ve bu takım. Yani bu takım aslında bir kuşak. Sonrasında bunun öncesinde Bucci de var kalede tabii mesela. Bu aslında Parma'nın son takımı son diyeyim. Yani 90'ların başında. Cannavaro o tabii, oturanda. 90'ların başında bu takımın işte, Tafarelli bir grubu var. Minotti, işte Di Chiara, Benarivo. Doğru. Anlatabildim mi? Ondan sonra hatta bir ara Stoichkov'u aldılar. Pek olmadı, geri döndü Barcelona'ya. Yani o takım da çok özel oyuncular vardı o Parma takımında. Bir UEFA, iki UEFA kupası, bir süper kupa, bir UEFA, daha doğrusu kupa galipleri kupası alan ve sonrasında aslında iflas ederek alt liglere düşen ve şu anda yeniden Serie B'de var olma çabası. Bir ara Serie A'ya çıktı, yine düştü. Düştü. 2015'te en son yine bir ekonomik kriz ve yine alt ligler gözüktü. Parma unutulmaz bir takımdı. Peki, şampiyon olamadılar ama İtalya Ligi'nde yani hep sadece futbolcuları, şu kadrodaki İsimlerin kupa koleksiyonu inanılmaz. Yani zaten evet. Buffon ayrı bir efsane. Cannavaro daha hani teenager, daha genç, 18-19 yaşında A takımın kalesi korumaya evet. başladı Parma'da. Diğer bir takım 90'ların başında Danimarka. Hiç kimse beklemiyordu. Danimarka işte bu kadro, Richard Møller Nielsen'in takımı 92'de evet.
sürpriz bir şekilde Yugoslavya'nın diskalifiye edilmesiyle, men edilmesiyle Avrupa Şampiyonası'na katıldı İsveç'teki ve Almanya'yı finalde yenerek kupayı kazandı. Kupayı kazandı. 7 numarayla gördüğünüz Jensen. Arsenal'de biliyorsun tek golü var. O golü görenlerin de tişörtü var. Jensen golü attığında oradaydım diye. Yani hani o kadar nadir atıyor ki. Bir tane golü var Arsenal'de. Bir tane resmi golü var. O golü görenler de ama gidip Avrupa Şampiyonası finalinde bir gol attı. Bir de Wilfort atmıştı. Wilfort'un da şöyle bir talihsizliği var. Turnuva sırasında kızı lösemi hastası. Danimarka turnuva İsveç'te olduğu için sık sık ona izin veriliyor turnuva sırasında. Kızını görüyor ama turnuvadan sonra maalesef kızı hayatını kaybediyor. O da finaldeki diğer golü atan. Biraz elle düzeltti ama o kadar sempatiyle bakılıyordu ki Almanya karşısında. Yani bir tek Almanlar ona itiraz ettiler elle düzeltti diye. Biraz şeye benzetiliyor şimdi bakarken. Yani ben o dönem maçları 15 yaşındaydım. Hatırlıyorum ama o taktiksel gözle de çok seyretmiyordum ama Richard Möller Nielsen'in defansif taktikleri çok yani sayesinde kazandı. Biraz Yunanistan'la paralellik kuruyor musun? Yunanistan'dan daha sempatik bir takımdılar. O avantajları vardı. Yani şimdi Brian Laudrup doğru. Anlatabildim şimdi Mihail Laudrup o sırada Nielsen'le kavgalı olduğu için gelmedi. Brian Laudrup sadece vardı. O yüzden de o anlamda çok da kızılamıyordu. Bir de şöyle bir şey var. Şunu söylemek lazım. Hani mitolojisinde işin deniyor ya plajdan toplandılar. Evet. Yok, öyle bir durum yok. Ama plaja gitmek üzereyken toplandıkları doğru. Çünkü bir hazırlık maçı yapacakken haber geliyor. Yani milli takım kampında haber alıyorlar bunu. Plajda değil ama hepsi tatil hazırlıklarını rezervasyonlarını yapmış. Kafaca da rahatlamış. Bir de öyle bir gruba düşüyorlar ki hani ev sahibi İsveç var, İngiltere var ve gruptaki tüm maçlarını kazanıp, eleme grubunda tüm maçlarını kazanıp gelen Platini yönetimindeki Fransa var. O grupta İngiltere ile Fransa elendiler. Yani o yüzden de o başarı tabii ki o biraz negatif taktiklere rağmen. Bak Umut Jones nikli arkadaşımız, Rumuzlu arkadaşımız çok güzel bir şey hatırlatmış. 27 Nisan 1993'te Zambiya takımı. Evet. Olaylar arasında biz bunu alabilirdik. Evet. Ama tabii o olayda ıskaladık. Şöyle ilginç var. Zambiya bir Dünya Kupası eleme maçına gidiyor. Ve maalesef sonradan anlaşılıyor ki Futbol Federasyonu ucuz olsun diye çok teknik özellikleri iyi olmayan bir uçak. Evet, doğru konuşmuştuk yakın zamanda. Tutuyor. Takım yani uçaktaki bütün oyuncular hayatını kaybediyor ama hani takımın Zambiya'nın o sıradaki en büyük futbolcusu Kalusha Buvalya o uçakta değil, o Avrupa'dan geliyor. PSV'de oynuyordu o sırada. O ölmüyor. Onun üzerine bir takım kuruyorlar zaten evet, daha sonra. 5 olayın aslında dramatik olayları da sıraladık. Daha doğrusu damga vuran olaylar da var. Program sonunda teşekkür ediyoruz Umut Bey'e de. Güzel bir hatırlatma oldu. Ajax takımı var. Bir de 95. Tabii o takım aslında öyle bir takım ki başkaları da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Başkaları da Şampiyonlar Ligi'ni belki rakiplerini ezerek, yine sırada Milan takımını da hatırlayacağız. Ama o takım yani kalecisi Van der Sar'dan, forvet oyuncusu Patrick Kluivert'a, Litmanen'ine, Blind'ine, Davids'ine, Reisinger'ine, Seedorf'una. Bogarda bile yani. Bogarda bile harika bir takım. Yani, oynadığı futbolla da parmak ısırtıyor. Doğru ve o takımın oyuncuları daha sonra. Rijkaard hariç tutalım. Rijkaard zaten büyük bir kariyerin sonundaydı. Ama diğerleri büyük bir kariyerlerinin başlarındaydılar. Evet. Ağırlıklı olarak. Onu söylemek lazım ama o takım hakikaten harika. İlginç şeyler de var. Kluivert'ın annesi maçtan bir gece önce rüyasında oğlunun oyuna sonradan girip golü atacağını görmüş. Yani ilginç hikayelerden bir tanesi hakikaten Kluivert oyuna sonradan girdi ve gol attı. Tabii ki bu takımın en büyük yıldızı belki de hiç bu oyuncular değil, Louis van Gaal. Louis van Gaal daha önce Ajax altyapısında çalıştığı için bu çocukların büyük çoğunluğuyla zaten altyapıdan beri, çocukluklarından beri tanıyor. Ve biraz da onun kendine has o sistem takıntılarını daha rahat işleyebiliyor onlara. Tabii. Öyle söyleyelim. Bu arada Fini Di Giorgio'yu da unutma. Evet doğru söylüyorsun. O kendine has bir gol sevinci vardı söylemeyelim onu. Evet emekleyerek yapıyordu diyelim. Diyelim neyse. Köşe gönderine doğru gidiyordu. O takımın özelliği o. Bir de final maçında hatırlar mısın? Bir tane böyle bir sert foul oldu. Hakem devam dedi. Louis van Gaal de kenarda elinde meşhur defteriyle karate uçan tekme
90'larla ilgili araştırma yaparken ikonik görüntüler arasında o da vardı. Ya hatta o zaman şöyle bir yabancı dergide onunla ilgili şey esprisi vardı. Louis Van Damme diye Jean-Claude Van Damme'a gönderme yaparak yapılmıştı. Bir yıl sonra da final oynadılar. Bazı oyuncularını kaybetmelerine rağmen penaltılarla kaybettiler o finalde Juventus'a. Yani aslında ikinci yılda şampiyon olsalar, hani bugün Real Madrid yaptı diye övdüğümüz o iki kere üst üsteyi az daha onlar gerçekleştiriyordu. 1996 yılı olimpiyat şampiyonu kim? Nijerya milli takımı ve o takımın unutulmaz oyuncuları, biraz önce Finidi George dedin ya. Evet. Burada tabii Kanu'yu da görüyoruz, Amokachi'yi görüyoruz, Okocha'yı görüyoruz, Uche'yi görüyoruz. Daha şu anda mesela seçemediğim efsanevi bir kadro. Yani bu takım bayağı Türkiye'ye de adam gelmiş düşünürsen. Evet. Ve de o sırada oynuyorlardı Türkiye'de Bovest. Çoğu. Birçoğu oynuyordu. Okocha ile Uche oynuyordu, Amokachi de oynuyordu. Okocha ile Amokachi sonra geldiler bu olimpiyattan. 96'lı, Uche vardı evet. Zaten. Uche Türkiye'deydi. Ama hakikaten çok coşkuyla oynayan, çok başarılı bir takımdı. 94 Dünya Kupası'nda aslında her şey başladı. 94 Dünya Kupası'nda da İtalya'ya kaybettiler uzatmada. Çok rahat kazanmak üzere oldukları oyunu son dakikalarda Baggio'nun golüyle maç uzatmaya gitti. Uzatmada kaybettiler. 98 Dünya Kupası'nda da bu takım yine gruptan çıkmayı başardı. Danimarka'ya farklı yenildi ikinci turda. O dönemde bayağı iş yapmışlardı. Ve bu da son takımımız. Sizin farklı fikirleriniz olabilir. Şöyle Napoli ile alakalı şöyle bir durum var aslında. Napoli'ye dönebiliriz. Şimdi bu takım iki kere şampiyon oldu Serie A'da Maradona ile. Maradona 84'te 91 arasında oynadı Napoli'de. Şimdi bir şampiyonluğu 90'dan önce, bir şampiyonluğu da 90'ların başında. Aslında tam 90'lar takımı değil ama ya şu mavi forma, beyaz şort. Biraz sonra formaları konuşurken de bu takımı daha da özel yapıyor. Teknik direktörü de Bigon. Alberto Bigon. İşte Karekalı, Karnevali'li. Burada Zola da var. Alemao var, Zola var. Zola'nın yanında Luca Fussi. Enteresan bir takımdı bunlar da. Bunların tabii bir de genç oyuncusu var son dönemde ama burada galiba o yok, Cannavaro. Evet, kadroda, burada yok. Burada yok, evet. Cannavaro burada yok. Yeni bir başlık açalım. Ferrara, Ciro Ferrara yine ilk zamanlarında. Reklama gidelim. Reklamlardan dönüşte 90'ların unutulmaz maçlarına bakacağız. Gole devam ediyoruz. Bu kuşağa başlamadan önce geçen hafta bir Albert Camus röportajı yayınlamıştık futbolla. Albert Camus'un ilgisiyle alakalı bir statta yapılmış röportaj. Orada altyazı, ben onu YouTube'dan buldum. Sonrasında bir iç karışıklık da oldu. Ümit Gurbanov'un tercümesi ve montajıyla yayınladık biz onu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Programda söylemeyi ihmal etmiştik. Bir kez daha buradan dile getirelim ve hemen yeniden 90'lara dönelim. Işık hızıyla ve maçlara bakalım. Unutulmayan maçlar tabii ki herkese göre değişebilir. Biz Mert Aydın'la beraber gerçekten ciddi mesai harcadık yani aslında. 100 tane maçta bulurduk daha sonuçta. Sorun değildi ama yani indirmek farklı için. Farklı 5'e indirdik. 10 tane çok rahat maç çıkarttık ama bu maçları 5'e indirdik. İngiltere-Kamerun maçıyla başlıyoruz. O maç 1990 Kupası, Dünya Kupası'nda oynandı. 1 Temmuz 1990 İngiltere 3 Kamerun 2 goller. Kunde Ekeke, Kamerun adına, İngiltere adına, Plat, Lineker ve 105. dakikada yine Lineker penaltıdan. Evet, iki gol de penaltıdan aslında. İki ve üçüncü goller penaltıdan. Ve çok amatörce yapılmış penaltılardı. İşte ilk gol bu. Pierce soldan ortalıyor, Plat da kafayla. Burada hani çeyrek final maçı bu. İlk kez bir Afrika takımı çeyrek finalde, yarı finale de çıkabilir diye düşünürken İngiltere'nin bu golüyle maç başlayınca maç rahat olur diye herkes düşündü ama daha sonrasında her şey farklı gelişti. İşte Pierce ortalıyor, David Platt da. Ben bu maçı canlı olarak seyredememiştim. Arkadaşımıza gitmiştik, onu hatırlıyorum ama seyredenler vardı bulunduğumuz yerde. Onu hatırlatıyor. Tabii David Platt'ın öne çıktığı bir turnuva olmuştu. İkinci sonradan oyuna girerek attığı goller, Belçika'ya attığı gol. Evet, son dakikada, 120. dakikada. 120. dakikada. Tabii bu Kamerun takımı da aslında unutulmaz gollerden birine de sahip. Bu turnuvanın açılış maçının
Tabii Oman Bıyık'ın attığı gol ki yeğeni Jan da şu anda oynuyor. Aslında Jan'ın babası Andre Kanabıyık da atıldı o maçta. O açılış maçında. Böyle bir detay var. Yani amcası da babası da o maça damga vurdular. İşte bu penaltıdan 1-1 getiren. O Shilton yine köşeyi buluyor ama kurtaramıyor, yetişemiyor bir türlü. Bobby Robson. Ve devam edelim. Bir diğer maçımız yine büyük bir turnuvadan. Biraz önce konuştuk. Şimdi görüntüleriyle Danimarka 2, Almanya 0, 26 Haziran 1992. En azından bir gollerini görelim. Evet, Jensen ve Wilfortun. Brehme, İgner. İşte burada foul diye itiraz etti Almanlar. Evet. Jensen de müthiş bir gol atıyor. Stad Ullevi. Evet. İsveç'teydi bu turnuva. Bu da işte Wilfortun golü. Tabii hadi bu Wilfortun golü Almanların kaçırdığı goller. Daha doğrusu. Evet. Kaledeki Schmeichel. De Schmeichel. Herhangi biri değil kalede. Schmeichel. İşte bu da gol, eliyle evet. Wilfort eliyle düzeltiyor. Çalım güzel de kolla gerçekten de net şekilde. Ama şöyle söyleyeyim. Bütün Avrupa Danimarka'yı desteklediği için umursanmadı. Yani bir tek Almanlar ona iyi falan dediler ama Almanlar falan deyip gönderdiler yani öyle söyleyeyim ben sana. Yoksa kesinlikle koluyla. Bir de yani Wilfort'un da çocuğunun durumu falan hakikaten o gol onun için çok önemliydi. Devam ediyoruz. Bir diğer maç. Bunda da mutabık kaldık. Çünkü beni de çok etkilemişti. 1993'te Fransa ile Bulgaristan arasında oynanan grup eleme mücadelesi. Bu maça gelene kadar Fransa, daha doğrusu son iki maçta Fransa'ya bir beraberlik yetiyordu. Yetiyor. İki maç iç saha. İkisi de iç saha. İsrail ve Bulgaristan'da oynadılar. Önce İsrail'e 13 Ekim'de 3-2 yenildiler. Son dakika Rosenthal. 2-1 öndeyken son dakika. Ronnie Rosenthal atmıştı. Benim göğü atar diyor. O zaman atar atmıştır. Atar. Ronen Harazi, Eyal Berkoviç. Muhtemelen atarın golün pasını Rosenthal vermiştir. Ben ve bu maçta Fransa-Bulgaristan maçı 1-0 öne geçiyor. Kantona'nın golüyle 31. dakikada görüntüde Stoichkov, Kosladinov. Bu maçın skoru ters olsa Stoichkov Dünya Kupası gol kralı olamayacaktı. Gidemeyeceklerdi çünkü. Sahaya giren horoz bırakılan daha doğrusu. Fransızların horozu evet. Meşhur. Kosladinov'un 90. dakikadaki golüyle Fransızların dünyası başına yakılıyor ama şöyle de bir pozitif geri dönüşü var. Evet bu yani aslında. Şimdi bir kere golde de ikinci golde de Ginola'nın kaptırdığı, ileride kaptırdığı topla yenilen bir gol var. Teknik direktör Gerard Houllier'in de sonu oluyor bu. Ve Gerard Houllier'in yerine Aimé Jacquet geliyor. Aimé Jacquet de Cantona gibi, Ginola gibi büyük yıldızları kesmeye karar veriyor. Evet. İşte burada bu Fransa gol Cantona. Çok da güzel bir gol. Papi'nin. Yani büyük yıldızlar ve çok komik. Bu eleme grubunda Türkiye'ye geldi Fransa. Trabzon'da maç oynadı Azerbaycan'la. Azerbaycan bu gruptaydı ve ülkedeki savaş nedeniyle maçını Trabzon'da oynadı. Cantona, Papen hepsi Trabzon'da Avni Aker'de sahaya çıktılar. Krasimir Balakov ki o da 94 Dünya Kupası'nın yıldızlarından Stuttgart. Birisi. Stuttgart formasıyla gerçekten. Sporting Lisbon'da yanlış hatırlamıyorsam yine oynamıştı çok. Kostadinov'un harika kafa golü bu 1-1. Burada evet. Toprağı bol olsun Ivanov'u da görüyoruz. Evet, Trifon Ivanov. Üçlüma Trifon Ivanov. Burada da Gerard Houllier. Zamanda. Gerard Houllier de onu ya da bu takım şöyle diyorsun. Bize yakın bir takım. Lechkov'uyla, Kostadinov'la Türkiye'de. Yankov var mıydı yoktu evet. Herhalde. Bak burada ve kaptırdılar topu. Dakika. İşte Ginola kaptırdı tabii ileride. Öyle bir şey ki iki maçta ilkini kaybedince ve bu dakikalar büyük bir baskı. Yalnız Kostadinov'un iki golü de birbirinden güzel. Merdane. Ve bu golle Bulgaristan Dünya Kupası'nda. Aimé Jacquet de Ullier'in yardımcısı. Evet. Yanında diyor ve bence orada o plakaları aldı Ginola falan. Ya bu iki maçlık seri ve Fransa'nın sonrasında gidip 4 sene sonra ülkesinde düzenlenen turnuvaya yenilenmiş bir kadroyla gidip kazanması aslında bu maçın önemini. Tabii işte bir futbol dramasının önüne. Yani birçok yenilik var. Yeni oyuncuyu katmaya karar veriyorlar. Birçok genç oyuncu bu takıma giriyor. Çok güzel bir gol. Ve Milan-Barcelona deyince aklımıza 94 finali geliyor. Atina. Şimdi bir tarafta Cruyff'un Barcelona'sı, diğer tarafta ama Sacchi'nin yarattığı üzerine Capello'nun aslında o sezona kadar, evet. Yani Capello ilk geldiği sezon Milan korkunç, acayip Milan mağlup şampiyon oldu. Acayip de gol attı. Böyle 7-2, 7-3 falan bitiyordu. İtalya Ligi'nde mümkün değildi o zaman bu şeyler. Ama Capello o sezon
Van Basten de sakat, hani artık oynayamaz hale gelince Massaro'yu ileride bırakan, hani Massaro 1-0 takımı yarattı. Takım iyi defans yapıyordu. Final maçında Baresi cezalı ya da sakattı, oynamadı Baresi final maçında bu maçın. Bu maçtan bir ay önce Milan şampiyonluğunu ilan etti İtalya'da. Bir ay boyunca Milan bu maça çalıştı. Barcelona ise avantaj oluyor, bazen dezavantaj oluyor. Ama burada avantaj oldu. Barcelona ise bu maçtan 3 gün önce Cukic'in penaltı kaçırmasıyla öyle şampiyon oldu. Yani Barcelona'nın bu maçı, işte bu da Savicevic'in muhteşem golü. Bu aynı zamanda maçtan sonra hikayesi vardır. Cruyff takım otobüsüne biner, Zubizarreta'ya Zubi der, bakar satış listesindesin der ve gider. Zubizarreta'nın gidişi de bu maçtan sonra bir numaralı günah keçisi olarak Cruyff tarafından. Nasıl bir karakter? Yani o otobüste söylenir mi yani? Ve de şöyle söyleyeyim ben sana, ondan sonra da yıllarca aradılar, öyle bir kaleci bulana kadar canları çıktı. Ruth Hesp, bir tane daha Busquets. Busquets en fecisiydi. Şimdiki Busquets'in babası. Babası yani. Bonanno işte şey. Vitor Baia. Neydi? Dutruel. Dutruel oynayan. Evet, en felaketi verdi. Dutruel Busquets kadar felaketti. Öyle söyleyelim. Ve 90'lar deyince, final deyince 90'ların sonuna gidiyoruz. Bir daha böyle bir final yaşanabilir. Olmayacak şey değil. Son saniyeler. 90+1 ve 90+3'te gelen gollerle Manchester United 26 Mayıs 1999'da Neu Kamp'ta Bayern Münih'i yendi ve şampiyonluğa ulaştı. Evet, bu maçla ilgili Mateus'un enteresan bir lafı var. O da zaten kendini övmeyi sever. Hitzfeld'in en büyük hatası beni oyundan çıkarmaktı dedi. O sırada da yani 38 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Yoruldumu düşünerek beni çıkardı ama ben olsam gelemezlerdi üzerimize falan gibi gayet farklı şeyler. Çünkü maç boyunca İki topu direkten dönen, oyunu tamamen üstün oynayan ya takım. Mehmet Şoğlu'nun zaten golden ikinci yarıda pozisyonu süzüldü. Direkten döndü. Evet. İki top direkten döndü. Ve bütün maç Bayern Münih üstünlüğüyle geçti. Zaten 6. dakikaydı Basler'in frikik golü olduğunda. İşte hani bizim aramızda geyik vardır ya, ikinci yatacaksın. İkinci yatacaksın. Sonra Fergie Time'da iki tane gol yediler. İşte süper yedek ısınıyor, bir başka gol. İki süper yedek birden girip. Evet. Ama gollerin ikisinde de bence Schmeichel'ın inanılmaz payı var. Birinde zaten dokunuyor, öbüründe de ortalığı karıştırıyor. O taktiksel olarak da işin içinde her zaman vardı. Yani o korner atışlarında son dakikalarda. Ve de şey esprisi var tabii, meşhur. Gerçek bu Johansson, biliyorsun Neu Kamp'ta çok yukarıda VIP. Johansson kupayı vermek üzere merdivenlerden asansörle iniyor. İner, inmeye başladığında Bayern'e verecek diye iniyor. İndiğinde 2-1 olmuş durumda. İnanılmaz bir şey. Gerçekten hani bu maçı sonra bir sonraki bölümlerde de farklı yönüyle anacağız. Şu golü de seyredelim. Bu da Sheringham'ın vurduğu, sonrasında Solskjaer'in tamamladığı bir pozisyon. Bir ilginç not daha söyleyeyim, bırakayım. Ferguson kitabında anlatıyor. 1-1 olduğunda yardımcısı Steve McLaren'a dönüyor. Ne yapacağız uzatmada diyor. Yani hani değişik, o da diyor ki ne uzatması diyor. Yani olmaz, atacağız anlamında. Tabii, anladım. Tabii, ama işte Rıdvan Hoca da demişti ya, yok uzatma Çek Cumhuriyeti maçında tam Nihat gole giderken. Bazen öyle hissediliyor. İşte bu görüntü beni çok etkilemiş ya, çok üzülmüştüm. Kufur'un. Sonra neyse, hani nasıl Kufur iki sene sonra, bir sene sonra Valencia'yı penaltıla, iki sene sonra Valencia'yı San Siro'da penaltılarla geçip Kuper'in takımını Ronnie Johnson'da görüyoruz. Tarihi bir akşamdı. Şimdi maçları da bitirdiğimize göre aklımızda kalan formalar. Bunları biraz hızlı geçebiliriz. 10 forma seçtik açıkçası Mert Aydın'la beraber. Hemen fotoğraflarla formaları hatırlayalım. Biraz önce verdiğimiz işte Careca, Maradona, Napoli, Maradona dönemi. Bu forma bilmiyorum bana mı çok işlemiş yoksa... Yok ama öyleydi. Devam edelim. Dortmund'un 97'de ya 1 kilometreden sağda kimin oynadığı anlaşılacak bir forma. Evet. Artık böyle parlak bu tonda yapmıyorlar fosforlu formalarını. Yine parlak. Takım da işte Şapuiza, Kohler, Sosa, Heinrich, Andy Zammer, Möller, Reuter, Klos. Şey var mı orada? Zammer. Yok, bizim adamımız kendini atan yok. Neydi? Şeyin hocası Herrlich. Aslında Herrlich de o takımın oyuncusu da şeyde yok. Şuradaki 11'de. Karl-Heinz Riedle. Riedle. Evet. Gollerden. Peki Karl-Heinz Riedle'nin Blau-Weiss'te oynarken forvet partnerinin kim olduğunu biliyor musun?
Blau-Weiss Berlin'in tek sezonu var Alman 1. Ligi'nde. Riedle de çok genç. Rahmetli Selçuk Yula. Aa, enteresan. Selçuk Yula'yı da rahmetle analım ve devam edelim. Forma, Almanya milli takımı. Yani öyle bir ekol forma ki bu 90 Dünya Kupası'nda kazandıktan sonraki görüntü. Evet. Bu formanın çeşitli versiyonları doğru yapıldı. Ondan sonra böyle zikzaklı şeyli forması. Nedense bu forma gelince benim aklıma kim geliyor biliyor musun? Hiç alakası yok bunlarda. Buffalt geliyor. Neden bilmiyorum. Hep aklıma Buffalt ve o forma geliyor. Onun da fotoğrafı çok çıktı. Devam edelim. 90'lar deyince Campos'un kendi tasarladığı formalar. Aslında bir forvet oyuncusu olarak da oynuyor. Alıcınızın ayarlarıyla oynamayınız. Evet, alıcınızın ayarlarıyla oynamayınız. Campos'un kendi tasarladığı formalar da 90'lara açıkçası damga vurdu. 90'lardan bir başka, bu bizim için özel. Tabii şimdi 90'lı yıllarda biz bantlı formayı bıraktık. Maalesef. Hala bunun tartışması da yapılıyor. Ve o formayı bıraktıktan sonradan çok uzun süre sonra büyük bir turnuvaya. Euro 96'ya ilk kez. İlk Avrupa şampiyonamıza gittik Euro 96. Böyle bir forma. Yani şu bantlı forma. Hem burunlar bantlı. Hem formalar bantlı. Formalar bantsız. Evet. Evet, burun bandını da konuşacağız. Devam ediyoruz. Blackburn'un 1992 yılında Premier Lig şampiyonu olduğunda giydiği 95 sezonunda. 95. Özür dilerim, 95. Ne diyorsun? Yani ben mi çok böyle çok 80'lerin kalıyorum? Aslında devamı gibi. Evet. Yani daha 90'ların değil aslında bu. Daha geçmişi anımsatan bir forma şey. Alan Shearer o takımın satınla birlikte. Peki o takımın kalesinde kim vardı? Tim Flowers. Tim Flowers kalecisiydi. Premier Lig şampiyonu Blackburn. Ve bir ekol yaratan adam. Eric Cantona'nın yakası kalkık formaları. Roy Keane'in bir sözü var. Yakaları kaldırırdı, göğsünü dışarıya çıkardı ve mekanın sahibi gibi Old Trafford'dan içeriye yani girerdi. Yani Cantona görmedi ama o günlerde yani onun oynadığı birkaç yıllık dönemde Türkiye'deki halı sahalarda da hangi formayı giyerse giysin, eğer tişört giy, yani bu tip bir forma, yakalı bir şey giydiyse yakaları kaldıran onlarca genç. Evet. Sırf yani onlar da yani Türkiye'de genç, profesyonel futbolcu ama gerçekten güzel. Ya bir de Cantona bir, şimdi Zlatan nasıl bunun devamı gibi, Cantona geneli bir üründü. Yani evet. Geneli bir Cantona Zlatan'a göre daha mütevazı bir insandı. Yani öyle Zlatan daha abartılı bir takım şeyleri yoktu o anlamda. Yani Zlatan gibi kendini gördüğü yer biraz farklıydı. Daha bir kere yani şeydi, entelektüel kapasitesi çok daha yüksek. İşte daha sonra zaten aktörlük yaptı, kitap yazdı, birçok şey felsefe üzerine konuşabilen, hani biraz daha farklı bir adamdı. Ama birazdan onun başka görüntülerini de vereceğiz. Evet. Yani Cantona tabii biraz Zlatan bunları biraz ticari amaçla başka bir de 32 yaşında futbolu bıraktı. Yani o da çok enteresan. Cantona'nın 32 yaşında futbolu bırakması çok önemli. Aslında çok önemli bir futbolcuyla, kendinden önceki en büyük Fransız futbolcuyla aynı yaşta futbolu bıraktı. Platini de 32 yaşında futbolu evet bıraktı. Çok aslında daha oynayabileceğini herkes düşünürken. Cantona da bir anda tak diye bıraktı futbolu. İlginç bir şekilde. Hırvatistan forması. Yani işte o Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Hırvatistan takımı arka arkaya damalı 90'larda katıldığı turnuvalarda, zaten Euro 96 ayrı bir hikaye, bizim için de bir özelliği onlar da var. Onlar çeyrek finalde maç. Almanları bayağı bir zorlamışlardı, kaybetmişlerdi ama. Sonrasında 98 Dünya Kupası'nda da o kadronun zirve noktası. Tabii Almanya'yı da elediler arada bu sefer ama yarı finalde Turam'a elendiler diyelim. Dünya üçüncülüğüyle yetindiler ama Şuker işte gol kralı oldu o turnuvada. Yani o takımın oyuncuları unutulmaz hala. Yani işte Prosinečki'sinden Boban'ına, Şuker'ine, Hasanović, Slaven Bilic'ine, Igor Štimac'ına, adını andığımız Vlahović, Goran Vlahović'e, evet. Telefonun hattımızda Alpayüz olan olsaydık. Yani böyle bir şey, bu kadar marka olan bir de durum. En güzeli şuydu.
o turnuvadan sonraki sezon hemen, yani aradan birkaç ay geçtikten sonra Beşiktaş Valencia ile eşleşti UEFA Kupası'nda. O zaman hani şeyler meşhurdu, televoleler falan. Bir hangisi hatırlamıyorum. Bir tanesi işte gitmiş Valencia'ya, Valencia kampında Vlahovic'i yakalamış ve ona şunu söyletmişlerdi. Kardeşim Alpay. İşte geliyorum falan Türkçe ama kardeşim Alpay diyerek tarihe geçen bir şey yapmışlardı. İş yapmışlardı yani. O maçtaki moral bozukluğu belki de turnuvanın geri kalanında da canımızı sıktığı için gol atamadan. Aslında bir tane resmi gol attık. Nizami bir gol attık. Saffet Sancaklı'yla Danimarka'ya 3-0 kaybettiğimiz maçta. Onu da hakemler yedi. Danimarka mı Portekiz mi? Danimarka. Danimarka'ya mı atmıştık o golü? Evet. 3-0 sonunda kaybettik o maçı ama hani o maçta o golü atmıştık. Nizami'ydi de offside diye vermediler hakemler. Kamerun forması. Ya tabii Kamerun, daha sonra Gana çok yaklaştı. Yarı finalist olan Kamerun'un aslında 2000'leri yapsak 2002'deki o kolsuz tek parça, evet. Tek parça forması da vardı Kamerun'un. Bir de tek kolsuz. Çok tartışma yaratmıştı, doğru. 2000'leri yapsak onu da. Bu Kamerun'un 90 Dünya Kupası'nda onların da enteresan şeyleri vardı. Çünkü birçoğu hala tam anlamıyla profesyonel oyuncu değildi. Çift iş yapanlar vardı aralarında. Çünkü birçoğu Fransa'da alt liglerde oynayan oyunculardı. İş yerlerinden izin almışlardı ve hiçbiri bir üst tura çıkabileceklerini düşünmediği için emek. Evet. Ne yapacağız diye. Düşünsene, kadar saf ve temiz düşünceler. Yani ne yapacağız? Abi Dünya Kupası'ndasın. Bundan sonra belli ki daha iyi bir takıma transfer olacaksın. Hani al, al kazandığın para. Miktarı artacak. Tabii. Makanaki şu uzun saçlı. Makanaki. 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 Ve sıradaki forma, hani bazı formalar vardı tek maça mal olur ya. İşte aslında karşı takımın forması da çok güzel. Bence dünyadaki en güzel formalardan bir Sampdoria forması ya. Evet. Her dönemde. Tabii bu forma aslında Barcelona'nın giydiği forma Katalunya'yı temsil eden bir formaydı. Yani bir çeşit Katalunya milli takım forması aslında, çaktırmadan o amaçla giyilmiş bir forma. Çünkü hani rakiple karışma ihtimali pek yok öbür formanın. Hani asıl orijinal formalarının. Evet. Bu gol, bu da işte 116. dakikasında karşılaşmanın Wembley stadında Ronald Koeman'ın Pagliuca'ya attığı gol. Wembley Mancini stadında. Ve Lombardo'da daha sonra Galatasaray teknik heyetinde de bulundular beraber yan yana, evet. Barajda yer alıyorlar. 6 numarada Baquero. O orta saha Stoichkov 8 numarada. Evet, hem mücadeleci hem teknik Baquero, gerçekten o da çok özel bir futbolcuydu. Bu frikikte harika bir frikik golü. Müthiş bir goldü. Ki Pagliuca maçın yıldızıydı ama o bile yani çıkaramadı. Şimdi formalardan bir de aksesuarlara geçelim. 90'lı yıllar içerisinde futbolcuların ve hatta hakemlerin giyimlerinde, kuşamlarında, taktıklarında bir takım değişiklikler oldu. Nasıl mı mesela? Tight. Ya birçok genci de peşinden sürükledi. Ararken açıkçası ben Cevat Prekazi giyerdi ama bir türlü fotoğrafını bulamadım. Yani birçok futbolcu olmasına rağmen Aspiria... Bundan isteseydik bulup. Evet. Aspiria'nın vardı. Bu fotoğrafı almamın bir diğer nedeni de aslında 90'lar futbolu deyince... Alex Silalas. Onun bile meşhur Amerikalı. Gitarlı fotoğrafları vardı ya. Şeyciydi, evet. Rockçıydı. Alex Silalas. O da sıra dışı bir futbolcuydu. Bu evet. Kolombiya formasıyla Faustino Aspiria, 90'lı yılların en önemli futbolcularından biri ki o Kolombiya takımında aslında Valderrama'lar var, Rincon'lar var. Ama Aspiria Premier Lig'de de damga vurmuştu. Newcastle formasıyla Barcelona'ya 3 gol atmıştı bir maçta, evet. Şampiyonlar Ligi'nde. Yani o da özel. Kulakları çınlasın Kemal Yıldırım. 90'lı yıllarda o da artık hani 30'lu yaşlarının sonunda hala çok popüler bir oyuncuydu. Onunla bir röportaj yapmıştım. Büyük takımlara biraz sallıyordu bizim hani. Getirdikleri oyuncular çok kaliteli değil de alabiliyorlarsa sıkıysa Aspiria'yı alsınlar diye örnek vermişti. Ya şöyle yani, bir futbolcuydu. Öyle bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Son derece yüksek bir top kontrolü özelliği vardı ve çok süratliydi. Çok hızlı süratlenebiliyordu. İvmesi çok yüksekti. Dolayısıyla kontrolü de imkansızdı. Ancak, biraz da o da birçok Kolombiyalı futbolcu gibi sağ dışı problemleriyle. Ya onlar olmasa zaten bence daha farklı yerlere de gelirdi. Şimdi 90'larda hayatımıza giren, eskiden 90'lı yıllardan önce gidelim bir futbol ayakkabısı, kramponu alalım dediğimiz zaman aklımıza gelen tek şey neydi? Siyah bir, markası evet. Değişebilir ancak rengi değişmez. Doğru.
Siyahtı. Siyah. Ancak 90'larla beraber Türkiye biraz Okocha'yla tanıdı ama benim hatırladığım kadarıyla Belçika takımında vardı. Enzo Schifo. İtalyan markası vardır ya bir tane spor markası. Onunla birlikte hayatımıza girmişti. Okocha da Türkiye'ye taşımıştı. Çok çok orijinal gelmişti. Evet. Okocha ve kırmızı kramponları. Bundan sonra da zaten artık gelmiş. David May, Nicky Butt ve Gary Pellistra da orijinal gelmiş. Evet. Bakıyorlar. Yok, Ronnie Johnson, Nicky Butt değil. Ronnie Johnson, David May ve Gary Pellistra. Gary Pellistra. Sonrasında şimdi sade krampon bulmak için ciddi bir araştırma yapmanız lazım. Sadesi bulunmuyor, normali. Hepsinin yanında da bir futbolcunun adı yazıyor zaten. Ve bir diğer aksesuar, biraz önce sen bir ipucu verdin aslında. Burun bandı. Yani horlayanlardan önce futbolcular keşfetti. Benim aklıma da şey geliyor hep. Pinto. Sapinto değil. Sapinto da geliyor. Bir de Joao Pinto. Hep yani o benim burun için. Burun bandı o çıkıyor zaten. Yani o da. Burun bandı deyince o geliyor aklıma. Çünkü bir süre sonra bazı oyuncular hep takmaya devam ettiler ama genelde Euro 96'dan sonra Hakan Ünsal da takardı. 1-2 sene devam etti ama sonrasında unutuldu ama yine birkaç futbolcu hep yıllarca takmaya devam ettiler. İşte nefesi galiba açtı. Evet. Öyle bir iddiayla. Enteresan yani, faydalı demek ki hala, çünkü hala piyasada olan ve horlamaya da iyi geldiği söylenen bir ürün. Ama o Euro 96'da zirve yapmıştı. İşte Oğuz Hoca da var, Recep Hoca da var görebildiğim kadarıyla. Orada 28 oyuncu da vardı sanki. Çok fazla oyuncu da vardı. Ya Euro 96'nın markasıydı. Yani hani bütün takımlar burun bantlarıyla sahaya çıkıyordu. Tabii birçok şey renklendi. Renklenen diğer unsur da hakemlerin formaları oldu. Hakem dediğimizde siyah önlük gibi formalarını giyerler, beyaz yakaları takarlar, çıkarlardı. Hatta geçen TRT Spor'da Spor Bahane programını seyrediyorum. Talat Tokat, oğlu Metin Tokat'la birlikte iki önemli hakem. İlk hakemliğe başladığında forması yokmuş. Eskiden hatırlarsın, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz da çok giyerdi. Yani gömleğin kendisiyle yakası farklı gömlekler vardı. Öyle bir gömlek satın alıp hakem gömleği yapmış kendisine. Siyah üzerine beyaz yakalı bir Şandor gömlekle. Şandor Pul. Bu 90 yılı Dünya Kupası finali. Baresi ile Dungo. Evet. 94, özür diliyorum, Amerika'daki. Aslında Şandor Pul için iyi bir turnuva değil. Çünkü Costa Curta'nın Luis Enrique'nin burnunu kırdığı pozisyonu atlamıştı. Sonra Tasotti'ye 8 maç ceza geldi ama Pula yine de finale kadar şey yapmışlardı. O turnuvada burnu kırılan bir Brezilyalı, Amerika Birleşik Devletleri o turnuvada. Leonardo yapmıştı şeye. Tabramos'a galiba, Amerikalı. Leonardo kırmızı kart görmüştü. O günlerde sol bekti Leonardo. Evet. Sonra forvet oldu ilerleyen yıllarda. Sonra teknik direktör oldu. Şimdi bir aksesuar. Bu bir kişiye özel aslında ama akla geliyor. Edgar Davids ve onun koruyucu gözlükleri. Biliyorsundur herhalde neden taktığını. Göz tansiyonuyla alakalı glokom rahatsızlığı var ve bu rahatsızlık dolayısıyla göz sinirlerine kan basıncı yüklendiği zaman vesaire görme kaybına yol açıyor. Onun için de Edgar Davids'in gözlükleri. Edgar Davids'in Ajax altyapısına nasıl alındığını biliyor musun? Hayır, onu bilmiyorum. Onu sen. O da Kluivert'ın annesi keşfetmiş mahallede. Gerçek söylüyorum. Tavsiye etmiş. Bu çocuk da iyi, onu da alın demiş, almışlar. Enteresanmış. Onu rüyada görmemiş muhtemelen ama yani oynarken görmüş. Şeyden yani Kluivert'ın annesi ailecek. Şimdi Justin Kluivert da devam ediyor Ajax'ta. O da büyük futbolcu olacak gibi gözüküyor. Bir virgül koyalım. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra 90'lara damga vuran, 90'lardan aklımızda kalan fotoğraf kareleriyle devam edeceğiz. Fotoğraflarla devam edeceğiz ama Alfonso Alves'i unuttuk. Yok, Alfonso'yu. Alfonso Alves. Alfonso Alves Hollanda Ligi'nde gol kralı olup Katar'a giden. O Brezilyalı. Brezilyalı. Alfonso Perez. Alfonso Perez. Tabii Real Betis'li. Sonrasında Real Madrid'e de gitti.
Onun beyaz kramponları vardı. Bu arada sizden gelenler, Romanya milli takımının sarı saçları aslında. Doğru. Sarıya boyatmışlardı. Ramazan 98 Dünya Kupası'nda iddiaya programı. Girmişler kendi antrenörleriyle, Jordanescu'yla. Turu atlayamazsınız siz bu futbolla demiş, atlarız demişler. İşte hep beraber ondan sonra. İbrahim Uslu eskiden kolyeleriyle maça damga vuran. Evet, bir ara kolye falan serbestti, böyle sallaya sallaya koşarlardı. Ne kadar tehlikeli. Gerçekten düşünülmemesi o dönemde. Simeone de Milan'da beyaz krampon giyerdi demiş Gökhan. Evet, Marco Simeone. Evet. O da Monaco'da sonra gitti oynamıştı. O da karizmatik bir futbolcuydu. Şimdi fotoğraflara geçelim. 90'ların unutulmaz fotoğrafları. Tabii ki sizin farklı fikirleriniz olabilir ama şu fotoğraf, ki bu fotoğrafın birçok açısı var. Karar vermekte çok güçlük çektim. Sevinç ve hüzün bir arada. Bir tarafta Claudio Taffarel, bir tarafta Roberto Baggio. Bu seri penaltı vuruşlarında penaltı kaçıran tek İtalyan değil ama Baresi. O gün Baresi de kaçırmıştı. Ama son kaçıran o olduğu için. Ve Roberto Baggio'dan kaçırması hiç beklenmediği için. Bir de bunun aslında şöyle bir açısı var. Yukarıdan. Evet. O da çok güzel bir kare. Bunun tabii şu da var. Baggio takımı finale taşıdı. Çeyrek finaldeki İspanya maçı, yarı finaldeki Bulgaristan maçı, hatta ikinci turdaki Nijerya maçı. Hep Baggio'nun golleri ve Baggio'nun gayretiyle İtalya finale kadar gelmişti. Bir de Massaro öyle bir da kaçırmış bu arada penaltı. Evet. Yani o yüzden de Baggio'nun kaçırması çok dramatik. Ve bir diğer fotoğraf. Brandy Chastain, 1999 yılı Dünya Kupası. Kadın çok sansasyon yaratmıştı. Yani bir hanımefendinin golü attıktan sonra formasını çıkararak golü kutlaması. Çin'i yendiler 3-0 ve 0-0'ın revanşında, daha doğrusu 0-0'ın devamında penaltı vuruşlarıyla Çin'i yendiler. Ve Brandy Chastain de formasını çıkartarak bu anı ölümsüzleştirdi. 1988 ile 2004 yılları arasında milli takımda forma giymiş Chastain. Amerika Birleşik Devletleri kadın futbol takımı da belki erkek takımının çok daha önünde. Kesin. Çok belki önünde. Değil yani Amerika'da kadın futbolu daha önünde. Ayrıca popüler. Amerika'da dünya sıralamasında hep ilk 3'te 5'te evet. En kötü olan bir takım. Bu da Dünya Kupası, 94 Dünya Kupası finalinin oynandığı stat. Pasadena'daki Rose Bowl. Ve çok olaylı bir kutlama. Bunun geçmişini biliyorsun değil mi? Bu dişçi koltuğu kutlamasının nedenini. İşte İngiliz futbolcular 96 Avrupa Şampiyonası, Gazza 94'te bacağı kırılıyor, dönüyor. Bu maçta çok güzel bir gol atıyor. Colin Andrew'in üzerinden aşırtıp vurduğu top gol oluyor. İskoçya'ya karşı atılması önemli ama bu sevincin bir anlamı var. Bu turnuvadan önce kampa gidiyor Uzak Doğu'ya İngiltere milli takımı ve ya şimdi değerlendirmeleri okuyunca bile bile bir göz göre göre yapılan bir şey. Bile bile lades. Yani takımda zaten alkol problemi olan oyuncular var. Evet, başta Teddy Sheringham ve Gazza ve hatta yardımcı hoca Brian Robson, Terry Venables'ın yardımcısı, evet, onun da problemi var ve bir özel maçtan sonra Uzak Doğu'da bir gece kulübünde sabahlıyorlar ve sonrasında devamı uçakta geliyor. Bir rezalet ortaya çıkıyor açıkçası. Ve ondan günler sonra bu golü atınca buna benzer, çünkü o gece kulübündeki fotoğraflarına gönderme yaparak evet. Böyle bir sevinç gösterisinde bulunuyor. McManaman ve Shearer ve arkadaşları. Gazza 90'ların en önemli futbolcularından birisiydi. Evet, sadece bir Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası'nda oynayabildi. 92'de sakattı. 94 Dünya Kupası'na da İngiltere katılamadı. Daha fazlasını oynayabilirdi. 99 yılında aslında görüntüyü de izledik. Ama Kufor'un şu üzüntüsü, hani o maçın çok tarihi bir maç olması dolayısıyla Sami Kufor bu üzüntüyü yaşadı. 2 sene sonra sevinenler arasındaydı. Hiç olmazsa. Adam Bayern Münih'te oynadı. Kaç tane rakip oyuncu Almanya'da böyle ağladı son dakika golleriyle. İşte Patrick Anderson'un attığı ve Schalke'yi şampiyonluktan ettikleri maç var. Tartışmalı bir yani maç. Yani o yüzden Kufor'da bir kez de oldu yani. Yapacak bir şey yok. Şok. Ve Rashid Yekini. Biz Mert Aydın'la anında fotoğraf ne yapsak dediğimizde bu aklımıza geldi.
Nijerya'nın 94'te Bulgaristan maçında attığı gol sonrası Yekini'nin... Evet, Yekini de vefat etti galiba. Vefat etti. Evet, çok... 48 yaşında, 4 Mayıs 2012'de Yekini vefat etti. O takımın etti. Tecrübeli oyuncularındandı. Yani o takımda bir genç oyuncu grubu vardı. İşte Okocha, Amokachi gibi. Bir de tecrübeliler vardı. O tecrübelilerin de hani takımın babası gibi diyeyim. Yekini'ydi. 3-0 yendiler Bulgaristan'ı. O turnuvanın ilk maçıydı Nijerya ile Bulgaristan'ın. Gruptaki ilk maçtı. Bu gruptan ikisi birden çıktı. Sonra zaten Bulgaristan üçüncülüğe kadar gitti. Yekini'nin sonrasında çok kolay bir hayatı pardon. Olmamış. Araştırınca evet. Depresyonla mücadele etmiş. Kalp rahatsızlığından dolayı vefat ediyor. 48 yaşında çok erken 2012'de aramızdan ayrılıyor. Yekini'yi de böylelikle 90'lar futbolu deyince anmış olduk. Ve sıradaki konu başlığımız... En güzel yere geldik. Goller. Teker teker izleyeceğiz seçtiklerimizi. Ya tabii ki bunlar gibi onlarca güzel gol var da yani sonuçta hepsini birden burada yayınlayamayacağımız için bir grubu da seçmemiz gerekiyordu. Bir grubu da bana göre mesela Mersin'in Manyurtlu Hakan Azman'ın Gaziantep'e 4-1 yendiğimiz maçta attığı bir frikik golü vardı. Mesela o mükemmel yani. Bu. Şimdi Mersinli için mutlaka o önemlidir yani. Bir de şey Sinan, Galatasaray'da da Sakarya'da oynayan Sinan soyadını hatırlayamadım. Sinan Turan. Sinan galiba. Turan. Sinan Turan mıydı? Sanırım Turan. Emin değilim ona ama Turan galiba. Onun Adana Demirspor'a attığı bir gol vardı. Ama biz tabii ki daha global bakıyoruz ve Ronaldo'nun Compostela'ya attığı golü seyrediyoruz. Bir numarada, bir numara demeyelim ama seçtiğimiz goller arasında o var. Hiçbir golü, yani hiçbir zaten sıralamayı bir, o anlamda yapmadık. Evet. Bütün yarı sahayı kat edilip atılmış goller arasında şöyle bir farklılığı var. Messi'nin de Maradona'nın da buna benzer golleri var. Ama bu hepsinden fazla beceriyle beraber güç gerektiriyor. Doğru. Ve burada zaten Bobby Robson'ın... Burada arkada sevinenlerden biri de Mourinho. Evet. Zaten bir laf attı ya Cristiano Ronaldo ile arası kötüydü bir ara Real Madrid'de. Ben hem daha iyi, asıl Ronaldo ile çalışmış adamım falan diye. Burada da herhalde şu şapkalı arkadaşımız biraz önce yardımcısı orada da var. Popescu da arkada. Popescu da var. Evet, golü seyrettik. Bir kere daha seyredelim. 12 Ekim 1996'ymış. Evet, zaten tek sezonu 96-97 Barcelona'da. Bu birdi. Sırada... Roger Milla'nın golü var. Roger Milla, doğru. Bu normalde Roger olması gereken Federer ismi Güney Afrika bağlantısı dolayısıyla Roger oluyor oradan. Ama o Fransız bölgesinden değilse Roger olmak zorunda değil ki. Yani İsviçre karışık bir yer. Tabii kan şeyleriyle itibariyle. Bu golde aslında hani Milla'nın en bilinen gollerinden biri değil ama bir anlamı var. En yaşlı ya futbolcu. Bu maçta bu kadar da sevinilecek bir durum yok ama tarihe geçti. Evet. Roger Milla. 6-1 kaybettiler. 6-1 kaybettiler. 5 gol Salenko için daha önemli bir maçtı. Salenko da bu maçta attı. 5 gol bir de penaltıdan bir gol de daha attı. Daha önce atmıştı. 6 gol. Stoichkov'la birlikte Dünya evet, Kupası. Rusya elendi bir üst tura çıkamadı zaten bu galibiyet oranı. Yani bu ya 5-1 yapıyordu ya 4-1 yapıyordu ama tabii Milla 42 yaşında gol atınca. Ya şeydeydi emeklilik yine emekli olmuştu. Hani filmlerde olur ya çağırırlar döndü. Falan. Devlet başkanının falan ısrarıyla... Gelip oynamıştı turnuvada. En yaşlı oyuncuydu turnuvada oynayan. O unvanı da Farid Mondragon'a bıraktı. Evet. Geçtiğimiz 2014 Dünya Kupası'nda. Yani Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu unvanını bu golle aldığı için biz de bu golü burada göstermek istedik. Ve 96 yılına gidiyoruz. Gollerde sıra Almanya'da. Bu değil. Bu değil. Oliver Bierhoff ve bu gol. 1-1 yapıyor bu uzatmalarda tarihin zaten altın gol ve gümüş gol kuralları çok uzun ömürlü olmadı. Tarihin ilk altın golü İngiltere'deki Avrupa Şampiyonası'nda kaleci Kuba'nın ellerinden sekiyor top. Oliver Bierhoff bu golle tarihin ilk altın golünü atıyor ve 90'lı yıllara damgasını vuruyor. Sonrasında kariyerinde Milan'da da forma giydi. Giydi. Şu anda da biliyorsun Almanya'da değil İtalya'da ünlü olan bir Alman futbolcuydu. İtalya'da orta seviye, Udinese'deyken
Almanya'da tanınmayan bir oyuncuyken Alman milli takımına bir anda... 11 numarada Stefan Kuntz. Birov'da Alman milli takımının idari artık... Menajer, evet. Yani... Çok uzun yıllardan beri Löw'le birlikte idari kadroda. Evet. Şimdi çok dramatik bir gol var. Yine 94 Dünya Kupası'na gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Kolombiya maçı deyince zaten anladınız bile. Andres Escobar, evet. Saldarriaga görüntüdeki futbolcu ve bu maçta kendi kalesine attığı bir gol var. Seyrediyoruz. Son derece talihsiz bir gol. Yani kendi kalesine atılmış goller tabii ki hep talihsizlik. Bu Escobar'ın sonunu getiren gol oldu. Aslında şöyle bir durum var. Öldürülüyor ülkesine döndükten sonra teknik direktörün açıklaması var. Aslında konunun direkt bu kendi kalesine attığı golle alakası yok ama Kolombiya'nın içinde bulunduğu şimdi son dönemde yapılan dizi nedeniyle de neyin ne olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Paranın olduğu yerde maalesef kirli ilişkiler var. Kolombiya'da uyuşturucu vesaire. ESPN belgeseli vardır hatta NTV Spor'da da yayınlandı. Bu o dönemi anlatan Escobar... Two Escobars diye, iki Escobar evet. diye yönetmenin de biz Ateş Arabaları'nda yıllar önce konuk etmiştik Amerikalı yönetmeni. O Pele filmini çektiler ya, evet. iki kardeş. Onlar onu da çekmişlerdi ve bir tanesi İstanbul'a festivale gelmişti. Bizim konuğumuz olmuştu. Yani o da anlattı konuşurken. Sonra izleyince de gördük. Hakikaten futbolcu arkadaşlarının tepkileri de çok acayip. Yani nasıl kahrolduklarını duyduklarında hani korkuyla karışık bir üzüntü. Yani bir yandan üzülüyorlar, çok yakın bir arkadaşları hayatını kaybediyor. Bir yandan da kendilerinin de başına gelme yani ihtimali var. Bu takımda çok ikonik futbolcular var. Valderrama başta olmak üzere. Biraz önce Aspiri'yi söyledik. Rincon golcüleri. Tabii. Valencia diye de futbolcuları vardı. Vardı. Cordoba. Yani şimdi Escobar bu takımı tarif eden bir oyuncu değildi aslında. Çok yetenekli bir takımdı. Aa, yine 90'larda Arjantin'i 5 golle yendikleri bir maçlardan. Tecrübeli bir oyuncuydu. Yani bir de takımda, mesaj, evet. Evet tecrübeli ama bir mesaj verilmek istense hani ben Valderrama'nın yerinde olsam o dönemde hakikaten. Belki onu koruyan birileri vardı bilmiyorum. O, hani. Böyle de şeyler var tabii yani o iş mafyanın adaletine kaldığı zaman değişik hukuk dışındaki dengeler devreye giriyor. Şimdi Erbatur yok Allah'tan programda şimdi evet. karteller üzerine konuşurdu. Atletico Nacional taraftarları hala ki... Avrupa'da da bir sezon forma giymiş. Evet. Young Boys'da Atletico Nacional futbolcusu onu maçlarda yad etmeye devam ediyorlarmış. Ve 90'larda atılmış inanılmaz bir gol. Belki çok önemli değil ama atılış itibariyle hala yani Roberto Carlos denince adamın kariyerinde kazanmadık kupa yok. Bu gol soruluyor Roberto Carlos'a. 97 yılında Fransa turnuvasında Roberto Carlos'un fizik kurallarını yerle bir eden vuruşu ki bu golün şimdi 2002 Dünya Kupası ile birlikte topun böyle gitmesini bekleyebilirsin. Çünkü yeni evet. nesil toplar çıktı ya. Doğru. Bu toplar böyle kavis almıyordu. Doğru. Bir başka friki daha Roberto Carlos'un ama bir de İspanya Ligi'nde attığı sıfırdan attığı bir gol var. Kime atmıştı onu da? Ama o 90'larda mı 2000'lerin yani, başında da olabilir o yani onun tarihinde Fabian Barthez'e sıkıntı olabilir evet burada. İnanılmaz bir tabii Barthez'in ender hatası olmayan gollerden biri. Buna yapabilecek hiçbir şey yok yani. Bu maç 1-1 bitiyor. Fransa'nın golünde Keller atıyor. Bunu da söylemiş olalım. Ve son bölüme girerken unutulmaz hikayeler. 90'lardan taşan unutulmaz futbol hikayeleri. Şöyle ki futbol tarihinin en büyük bilinmezliklerinden biri olabilir. Acaba Ronaldo'ya 98 finali öncesi kampta ne oldu? Aslında ne olduğu çok tahmin edilebiliyor. Yani yaklaşık olarak bir takım fikirler var ama önemli olan kısmı işte sponsorlar yüzünden mi oynatıldı? Yani biliyorsun olayın başlangıcı şöyle sabah saatlerinde uyuyamayan hani final öncesinde koridorda dolaşan Edmundo bir ses duyuyor odaya giriyor işte bir diğer yatakta Roberto Carlos fosur fosur uyumakta şeyde evet. Bir sinir nöbet geçiriyor sinir krizi gibi nöbet bir şey. Yani nöbet geçiriyor Ronaldo işte herkesi uyandırıyor mı, ve hatırlarsan şey. Maçtan 1-1,5 saat önce kadrolar açıklandığında da Edmundo oynuyordu Ronaldo yoktu kadroda ama sonradan işte iddia şudur ki
Brezilya milli takımının en büyük sponsoru böyle şey olmaz diyor. İkna süreci Ronaldo'yu ve oynatıyorlar. Biliyorsun daha sonra Brezilya'da bu olay yargıya taşındı. Ama orada da enteresan bir şey var. Şimdi savcı var. Savcı işte federasyonu suçluyor. Ama diğer taraftan savcının oğlu duruşmaya gelen Ronaldo'nun yanına gidiyor. İmza alıyor, fotoğraf çektiriyorlar falan yani. Öyle şeyler yaşanıyor. Bir sonuç elde edilemiyor ve Ronaldo'nun da pek etkili olamadığı bir final karşılaşması. Evet. Ama hani öyle olmasaydı etkili olur muydu onu da bilmiyoruz. Fransa'nın olabilir çünkü, abi. Ronaldo çok çok büyük bir yetenek olduğu için dengeleri değiştirebilecek bir futbolcu. Yani Ronaldo kendini şöyle rahatlatabilir. 4 yıl sonra gol kralı olarak Brezilya'nın şampiyonluğuna ciddi anlamda katkıda bulundu. Bundan sonraki 4 yıl çok iyi geçmedi. 99'da evet. Inter'de peş peşe sakatlıkları vesaire. Zaten 98'deki vesaire. Bu görüntüsüyle 2002 arasında birkaç kilo var. Birkaçtan fazla. Fazla var ama sonuçta 2002'de de çok önemli işler yaptı. Zaten 8 gol attı ki üst üste hep 6 gollü gol kralları vardı. Yeniden bir anda yüksek sayıda gol atan bir golcü oldu. Selahattin Tursun da goller arasında Oktay'ın Belçika hayatı golü. Onu da konuştuk aramızda. İşte yani programın süresini... Yoksa bu 4 saatlik bir program olsa dolduracak malzeme var elimizde. Şimdi bilmiyorum alırken tereddüt ettik buna ama akıllara geliyor. Şu yine Kolombiyalı birine döneceğiz. Rene Higuita Wembley'de yaptığı akrep hareketi. Geçen hafta da konuşmak durumunda kalmıştık. Bu da mesela Rene Higuita da hapse girip çıkmış çünkü kartelle olan bağlantısı dolayısıyla. Yani kız kaçırmış ama bir başka ve para almış bundan evet. Serbest kalmasını sağlamış zannediyorum. Ya da işte bir şey olmuş. Kuryelik yapmış. Evet kuryelik. Parayı taşınmasına kuryelik yapmış. 63 bin dolar da almış buna karşılık. Tabii bu harekette koyduğu iyi olmuş arkadaşlar. Burada da Roger Milla'nın golü atmasına sebep oluyor. Ama bizim konuştuğumuz konu tabii şu akrep vuruşuyla topu çizgiden çıkartması. Peki o vuruşu yaparken topu kaleye gönderen İngiliz futbolcu kim? Bakma, dikkat etmedim hiç bakalım. Biliyor muydun? Redknapp. Ha, oymuş. Jamie Redknapp'mış. 1995'te, 6 Eylül 1995'te. Harry Redknapp'ın oğlu Frank Lampard'ın da kuzeni. Dayısının oğlu. Doğal olarak. Sen program başında bir bu pozisyon devamında gol olmuyor mu? Bu maçta golü yok Kamerun'dan. Evet. Ayağında. Evet. Orada da şöyle bir şey var. Higuita topu çıkıyor, çiğniyor. Topu veriyor arkadaşına. Gitsin diye arkadaşı bir daha geri veriyor. O zaman tabii olmuyor. Kaptırıp. 90'lara damga vuran olay deyince tabii ki Cantona'yı bir kez daha anmadan olmaz. Bir Crystal Palace maçında oyundan atıldıktan sonra tribünlerden 11 sıra aşağıya inip ardından oyundan çıkan Cantona'ya işte Fransız olmasıyla alakalı ve ağır bir küfreden ve o bir hapis delikanlı yaptı. Hapis. Karşıdaki İngiliz de ırkçılıktan. Evet fotoğraf bu fotoğraf. O da bir yıl futbol oynayamadı Cantona'da. Ve hatta derler ki Matthew Simons adı o da. O sayede Blackburn taraftan. Yani Blackburn'ün şampiyon olduğu sezon oynayamıyor. Sonunu getiremiyor. 8 ay ceza alıyor zaten. O sezonun FA'den. Sonunda oynayabilse yine United kazanırdı. Blackburn kazanamazdı diye de insanlar iddiada bulunurlar hep. Damga vuran bir gerçekten de futbol olayı. 120 saat önce hapis cezasına da çarpılıyor. Sonrasında 120 saat kamu hizmeti. Ben bunun şeyini unutmam hiç. Kantona. Bu olay oluyor. İşte gidiyor Cantona falan. Biraz sonra o silahsız sadece copları olan o değişik şapkalı polislerden biri elinde not defteriyle gelip kenara gidip ifade almıştı. Çok nefis bir görüntüydü. Ve bir hikaye daha. Maradona'nın Yunanistan'a attığı gol. 94 Dünya Kupası'nda 3-0 yapan gol bu. Batistuta'nın iki golü var. Sonrasında Maradona bu golle skoru belirliyor. Daha doğrusu 3-0 yapıyor. Bu maç 4-0 bitiyor. Evet. Yine Batistuta'nın penaltı golüyle bu maç 4-0 bitiyor. Bu da ikonik bir an. Ayala, Simeone, aslında Diego Simeone. Klasik bir Maradona sevinci değil. Değil. Hani hatta şöyle oldu. Sonrasında maç sonrasında dopingli bulunduğunda işte ona bağlandı bu
biraz kendisi gibi olmayan... olmadığına. Çünkü şey değil bu. Daha önceki yakalandığı işte o keyif veren denen maddelerden biri değil. Bu bildiğimiz dopingle yakalandı. Ondan dolayı böyle yaptığı da söylendi. Ama dopingle yakalanışı Maradona kadar Arjantin'de vurdu. Belki Maradona'sız da giderlerdi ama o moral bozukluğuyla ondan sonra ikinci turda hemen Romanya'ya kaybedip elendiler. Belki Maradona sakatlanıp oynamasa onlar da devam ederlerdi. Çünkü moraller falan sıfıra indi. Ve programımızın son görüntüsüne geldik. 90'lar deyince, gol sevinci deyince bence akla tek bir sevinç gelir. 1994 Dünya Kupası. Bebeto'nun golü ve ardından Bebeto, Mazinho, Romario birlikte yaptıkları gol sevinci. Gerçekten de dünya futbol tarihine beşik sallama hareketiyle. Bebeto'nun yeni doğan oğlunu kutluyorlar. Matheus de Andrade Gama de Oliveira şu anda Vitória Guimarães'da oynuyor. Geçen senenin başında Sporting Lisbon'a. Yani bu beşiği sallanan çocuk şu anda futbolcu olduğu 23 yaşında, babası kadar parlak değil. Niye Matheus adı? Çünkü Lothar Matthäus'tan dolayı. Onu çok sevdiği için Bebeto kendi oğluna da Matheus ismini koyuyor. Yanındaki gol sevinci yaşadıklarından Mazinho'nun da oğulları Thiago ve Rafinha da şu anda üst düzey futbol oynuyorlar. Beşiği sallanan o kadar olmadı ama diğerleri sallayanlardan biri çok ikisi çok meşhur. O akıllıca Barcelona altyapısına çocukları vermiş. 90'lar futbolunu elimizden geldiğince konuşmaya çalıştık Mert Aydın'la birlikte. Bakarsın program tutarsa İkincisini de yaparız. Devam ederiz. Programı hazırlarken Mehdi Nuyan, Kerim Beşer ve Onur Balaban çok büyük katkı verdi. Hep beraber hazırladık. Görüşmek üzere, hoşça kalın.